Merhabalar. Bu hafta tescili bende olan bir ismi ya da size estetikle ilgili yapmaya çalıştığım şeyi anlatacak ana başlığı sormak istedim. Neydi o başlık? Yüz mimarisi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yüzümüzün işte kemik yapısı var, kası var, cilt yapısı var, cilt altı dokusu var. Aynı zamanda cildin kendi içerisinde katmanları var. Dolayısıyla aslında yüzümüzde ortaya çıkan bütün işte mimikler, şekiller, duruş, onun yarattığı efekt, her şey bütün katmanlarla alakalı oluyor. Ve dolayısıyla bütün katmanlarımızı yeri geldiğinde düşünmemiz gerekiyor. Kimisinin doğuştan kemiksel asimetrileri olabiliyor biliyorsunuz ki. Yani bir taraf daha çıkık, bir taraf daha sönük gibi, bir taraf daha yüksek, bir taraf daha alçak gibi. Onlar da yüzümüzde organizasyon problemi, yani dezorganize, mimiksel farklılıklar ve ilerleyen dönemlerde yaşanmakla birlikte ortaya çıkacak gene o asimetrilerin artması gibi problemlere sebebiyet verebiliyor. İşte bunların kaynağında dediğim gibi bazen kemik vardır, bazen kas vardır, bazen yağ farkı vardır. Bazen de sizin geliştirdiğiniz mimik farkı gibi, yatma pozisyonundaki farklılıklar gibi sebepler ortaya çıkabilir. Tabii ki kemiğinizi vesairenizi yatma pozisyonunuzdaki farklılıklarla yetişkin döneminizi değiştiremezsiniz. Ama yağ dokunuzu ve cilt yapınızı yatma pozisyonunuzda farklılıklarla değiştirebilirsiniz. Bir tarafınıza çok yatıyorsanız eğer o tarafınızdaki cilt yapınız daha yapışmış, yani yağ yastıkçığınız daha basık, cildiniz üzerine daha yapışmış, bir tık da daha erken sarkmaya meyilli olabilir. Kası ne kadar aktif kullanıyorsanız bir dönemde ya da yağ yastığında ne kadar basmıyorsanız o kadar da o bölümünüz daha lift, daha gergin gözükebilir. Bu sebeple yüz yogaları özellikle ortaya çıkıyor biliyorsunuz ki kas dokunuzun güçlenerek daha efektif lift ve gergin gözükmenizi sağlamak için. Yüz mimarisi niçin vardı? Sizin bir kere bu perspeksiyonla birlikte yüzünüzün bir oranlarına bakmak. Yani ne diyorduk? 1/3 olacak şekilde yüzü 3'e bölüyoruz yukarıdan aşağıya. Bu kısmı da 1/3 ve 2/3 olacak şekilde bölüyoruz. Sonra yan döndürüyorum, sus işareti yapıyorum. Sus işareti yaptığımda burun ucum, dudağım ve çene yattımın ne kadar düz gelmesi o kadar yine karşıdan daha iyi bir güzel efekti veriyor. Yine bakıyorum sizlere, bu sefer buradan kulağıma doğru 1/3 olacak şekilde 3 parçaya bölüyorum. Dolayısıyla buradaki ikinci zondaki değişimler bizim özellikle yaş alma bulgularımız oluyor. Yani göz altının, orta yüzün çökmesi, nazolabiyalin katlanması, marionetin belirginleşmesi, burada yine keza düz gelen hattın bozulmaya başlaması, bulging, sagging ya da bulldog görüntüsü dediğimiz görüntünün aşağı inmesi, kimi hastalarda gıdı probleminin oluşması gibi her ırkta yaş alma şekli aynı şekilde ilerliyor. Bir de bunları kontrol ediyoruz. Burada bir simetri farkı ya da yaş alma belirtisi olarak hangileri ortaya çıkmaya başlamış ve buna göre de önerilerde bulunuyoruz. Dolayısıyla konu charming görünmekse, yani daha iyi gözükmekse orantımızı tutturmamız gerekiyor. Yine konu oluşan asimetrileri gidermekse bütün hangi tabakadan geldiğine bakmamız, bütünsel olarak hangi tabakadan geldiğine bakmamız gerekiyor. Yine konu yaş alma belirtilerini geriye sarmaksa da bahsettiğim zonlardaki detaylara bakmamız gerekiyor. Bir diğer konu da erkek hattı ve kadın hattı tasarlama konusunda da farklı davranmamız gerekiyor. Bu ne demek? Orta zon kadınlarda daha güçlü olmasını severken elmacık hattının daha belirgin gibi, erkeklerde yan zonun, yani zigomatik hattının, jawline hattının daha belirgin olmasını istiyoruz ki böylelikle erkeklerde lift yaparken yanlardan çalışmak, kadınlarda lift yaparken orta ve yanı bir arada çalışmak gibi farklı detaylarımız var. Dolayısıyla erkek yüzü çalışmak farklıdır, kadın yüzü çalışmak da farklıdır diye buradan altını çizerek vurgulamak istiyorum sizlere. Umarım yeteri kadar açıklayıcı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine gelecek dönemdeki sorularımızı takip edin. Siz de sorular sormaya bize devam edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.